Bu adam kim? Cavit Akarsu. Devlette itibarlı bir adam. İskender'le bağlantısı var mı? Yok. Güneydoğu bölgesinde milletvekilliği yapmış. Ailesinin kökleri itibariyle sevilir sayılır. Ama politikadan çok ticaretle ilgilidir. Halil İbrahim Bey tanıyordur. İsterseniz ona da sorun. Sorarım. Ha, bu arada ihtiyarlar sizinle görüşmek istiyor. Dayı nasılsın? Gördüğün gibiyim. Can Polat. Dayıcığım, birini soracağım sana. Bu Cavit Akarsu nasıl biri? İyi adamdır. Hayırdır? Ne kadar iyi adamdır? La istersen tanıştırayım Can Polat. Yok. Sen kendin tanı. Okumuş etmiş çocuktur. Dünyayı görmüştür. Vatanını, milletini sever. Randevu alayım, gidelim. Yok, öyle bir şey için sormadım. Sen boşuna bir adamı sormazsın Can Polat. Örgütle mörgütle durumu ne? Can düşmanıdır. Çok adamı vardır onun için ölecek. Örgüt karışamaz Cavit'e. İskender'le bir hukuku var mı? Onu bilmem. Ama yanlış bir işe girmez. Kefil misin yani dayı? Kendime kefil olmam, ona olurum. Hayırdır, bir yanlışım oldu? Bir şeyini mi gördün? Yok dayı. Birini arıyorum ama demek ki bu o değil. Birini arıyorum dedin de. Elvan Hanım'dan bir haber var mı? Dayı, bana söz ver. Elvan'ı bulursam ne dersem yapacak mısın? Elvan ne derse mi? Sen ne dersen mi Can Polat? Çocuk doğacak, sen de onu göreceksin. Tedavi olacaksın. Ya sen beni anlıyor musun? Arkamda bir yetim bırakmak istemiyorum. Ola ki ölecek olursan arkanda bir yetim değil yeğen bırakırsın. Söz mü? Söz. Kardeşim, yürü gitme lan. Ya. Yürü. İtelemesene kardeşim. Merhaba. Ne oluyor Memati? Sorma usta. Adamlarını gazete önünden topluyorum. Ya biz attınız da başına. Ne gelen var ne giden. Ya biz seninle böyle pazarlık yapmadık Alemdar Polat. Böyle anlaşmadık. Muru, ölmek istiyorsan sokak orada. Git öl. Ama yaşamak istiyorsan ben ne diyorsam onu yapacaksın. Ya bir şey dedin yok ki yapalım. Yani sen ot gibi yaşamaya yaşamak diyorsan evet yaşayıp gidiyoruz. Ama bu benimdeki fikirler silahımdan çıkan kurşunlardan. Muro.
Sen Dicle Kod adlı birini tanıyor musun? Kadına bak ya, bizi herkese deşifre etmiş. Usta, bir de bunu muhatap alıp konuşuyorsun ya. Çekil lan. Peki Cavit Akarsu diye birini tanıyor musun? Karar ver. Dicle diye birini mi soruyorsun? Akarsu diye birini mi soruyorsun? Sen Akarsu'yu söyle. Neyini söyleyeyim? Örgütün düşman ilan ettiği biriymiş. Ya göstermelik o. Kolpa dümen işler. Mecbur örgüt ölüm listesini alacak ki adam metropolde rahat rahat iş yapsın. Yoksa örgüt metropolde Akarsu Cavit'in çok taşeronluğunu yaptı. Yalan söylüyorsun. Her türlü ispatlarım. Alo. Efendim, Muro isimli biri sizinle görüşmek istiyor. Ne Murosu? Muro kim? Efendim, size Polat Alemdar'la ilgili bilgi getirdiğini, kendini gördüğünüzde tanıyacağınızı söyledi. Ben güvenliği arkadaşı uzaklaştırmalarını söyledim ama... Alo, Cavit Bey? Üzerini arayın, yanıma alın. Bir dinleyelim bakalım ne diyor. Seni dinliyorum. Ben buraya senin hayatını kurtarmaya geliyorum. Sen bana bir ıhlamur bile ikram etmiyorsun. Kim yolladı seni? Sağlam bir kaynaktan bana bir haber geldi. Alemdar Polat seni infaz edecekmiş. Niye? Orasını bilmem. Önce buraya senin güvendiğin, tanıdığın birisini yollayacak. Sonra kendisi gelecek. Sen hala örgütün içinde misin Muro? Değilim. İtirafçı mı oldun? Yok. Kime çalışıyorsun Muro? Kime çalışacağım? Halkıma çalışıyorum. İskender Büyük'le uzlaşmayı reddetmişsin. Bir itirazınız mı var? Devletin zirvesinde nezaketsiz davranmana itirazımız var. Ben nezaketsiz bulmuyorum. Polat Alemdar. Sen devletin teamüllerini çok iyi biliyorsun. Buna saygı göstermen gerektiğini de. Bizim için şahıslar değil, makamlar önemli olmalı. Bana İskender'le uzlaşmamı mı söylüyorsunuz? Bunu söylemiyoruz. O zaman mesele yok. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Peki senin bizlere söylemek istediğin, anlatmak istediğin bir şey var mı Polat Alemdar? Evladım, geldiğinden beri ağzını bıçak açmıyor. Ne diyeyim baba? Ne desin Nazife Hanım?
Canı ne söylemek istiyorsa onu desin. Ben bir karar verdim. Heh, çok şükür. Uzun zaman sonra ilk defa birine alaka duydum. Ebru gerçekten çok güzel, çok tatlı bir kız. Ama ben onunla evlenemem. Neden evladım? Kızla ilgili bir şey mi duydun? Bir şey mi biliyorsun? Mesele kız değil baba. Ben evlenemem. Ben söz verdim. Yemin ettim. Ne yemini? Anne, görevimin gereği olarak evlenmeyeceğime ve çocuk sahibi olmayacağıma yemin ettim. Kat'i kararın mı? Maalesef. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hanım. Anne. 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 Hanım. Anne. Anne.